Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta diyerek yine haftamıza başlayalım. Evet yine geçen hafta olduğu gibi bu haftanın öğretmenler gününü kutlayarak Evet 25 Kasım 1 Aralık arası burçlarımız özellikle yükselen burçlarımızı neler bekliyor diye. Çünkü biliyorsunuz burçlarımız genelde yükselen burcumuza gö göre konuştuğumuz ya da anlattığımız zaman olaylar böyle cuk 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 oturuyor. Ama yükselen burcunuzu bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuz da size her konuda yardımcı ama dediğim gibi yükselen burç sizin için çok 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 önemli. Evet sevgili koçlar siz seviyoruz diyoruz. Hemen haftaya başlıyoruz. Evet, e, Merkürümüz Yay burcunda ilerliyor ama Çarşamba'dan sonra retroya başlıyor haftanın yarısından sonrası retro olarak devreye girecek. İyi mi olacak? Bakalım neler olacak? Ve tabii ki koçları güzel etkileyecek. Eski duygular, eski sevgililer, eski konular. Eskilerimiz bitmiyor zaten. Retrolarda niye geçmişe döneriz diye düşünebiliyor musunuz sevgili koçlar? Çünkü retro bizim geçmiş hayatımızdaki anılarımızı, hatıralarımızı ya da eski deyimle hatıra diyoruz tabii ki anılarımızı e, memori olarak çok fazla geriye götürür ve bize o günleri tekrar karşımıza çıkarır. O yüzden sevgili ileri koşlar geçmiş hayatınızla ilgili yurt dışı bağlantılarınız, eskiden gittiğiniz bir ülke, eskiden gideceğiniz bir ülke bunlar sizin için önemli olacak. Merkür'ün geriye gitmesiyle yeni ayın yay burcunda bir aralıkta doğması da çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bu arada Pliton biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 20 Kasım'da Kova burcuna geçmişti. Koç burcuna baktığımız zaman inanılmaz inanılmaz böyle bir enerji dopingi içinde. Evet bir yandan yeni ay, yeni başlangıçlar yapmak yapmak istiyor ama Merkür Retrosu ile birlikte bu başlangıçların ne kadar doğru ne kadar yanlış olabileceği tartışılır bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Bu tablonun içinde anılar, hatıralar, gizemliler ve aynı zamanda unutamadığınız olaylarınız geriye sökülmesi gibi şey gibi düşünün bunu çok çok yemek yemişsiniz yemeği dışarıya çıkarıp atıyorsunuz hazımsızlık yaratıyormuş gibi evet sevgili koçlar bazı düşünceleriniz sizde hazımsızlık yaratabilir dikkatli olun pliton zaten 11. evde size kovada çok değişik konumlar hazırlıyor gerçekten çok değişik yeni gruplar yeni arkadaşlar yeni fikirler yeni oluşumlar içinde kendinizi bulurken kafanız bayağı bir dağılı Olacak. ama Venüs 10. evinizde hala sizi korumaya devam ediyor. Venüs güzel arkadaşlıklar, dostluklar ve iş konusunda kuracağınız projeleri iş hayatınıza muhteşem bir şekilde aktarabilirsiniz ama yeni ay ile Plüton arasında güzel bir açı olacağı için ve Merkür retrosunun üzerine yeni ay doğacağı için ilginç bir şey. Anılarımızın, eski konularımızın üzerine bir yeni ay doğuyor ki bizi birazcık yüzleştirme yaşıyor yaşatıyor. Evet koçlar gerçekten çok ilginç bir durum. Mars Aslan Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. 7 Aralık'tan sonra retroya başlayacak ama bu hafta özellikle bu hafta e, yeri kalmış, yarım kalmış bütün işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Jüpiter ikizlerdeki retrosuna devam ediyor. O da devam etsin bakalım. İkizlere baktığımız zaman iletişim konusunda Hala eskiye dayanan anılarınız ve kırık kalpleriniz ve burukluklarınız var. Evet burukluk konusu, iç acı, acı, kalp acısı, ilişkilerle ilgili. Evet sevgili koçlar yeni ayda ve Merkür Retrosu'nda tekrar bununla yüzleşeceksiniz. Evet 1 Aralık çok ilginç bir hafta. Ne diyelim şaşırtıcı yani şaşırtıcı tablolarla karşınıza çıkabilir. Hadi bakalım sevgili koçlar bu güzel haftayı, ilginç haftayı, enteresan haftanın tadını çıkarmaya bakın. Akışta kalın. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili boğalar. Yepyeni bir haftaya merhaba diyelim mi sizlerle birlikte? 25 Kasım ve 1 Aralık. Evet Kasım ayını da devirdik. Bitti. Kasım ayı da bu hafta güle güle diyeceğiz ve pazar günü 1 Aralık'la günümüzü açacağız. Hafta çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Baktığımız zaman neyi nereden toparlayacağız, neyi nereye yamayacağız, neyi kurtaracağız, nerede file vereceğiz? Kafamız öyle karışık ki düşüncelerimiz deli gibi çarpışıyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili boğaların en büyük özellikleri bu hafta. Özellikle para evlerinde Jüpiter retro yapmaya devam ediyor. Para hayatın gündemi. Yani şöyle baktığımız zaman sevgili boğalar parayla ilgili konulara biraz fazla takıldınız. Çok da haklısınız aslında. Jüpiter Retrosu sizi çok gerilere geçmişe götürüyor ve orada bir Böyle bir kısıtlanma ile kısıt, kısıtlanma arasında gidip gelme var. Çarşamba günü tam 8. evinizde Merkür retrosu başlıyor. İkizlerin yöneticisi Merkür 8. evlerinde retro yaparken aynı zamanda yayın yöneticisi ikizler Jüpiter ikizlerde retro yapıyor. Hani birbirlerine verilmiş alt gülüm ver gülüm ikisi de birbirlerinde retro. Para konusu kafanızda düğümlenmiş durumda. İletişimle ilgili konularla ilgili biraz yeniden kendinizi regüle etmek ve düzeltmek zorundasınız. Yani siz verilmiş paralar, borçlar, bütün bunlar, bunlar e, giden paralar gele. Kafanızı öyle karışık ki onu oraya yapıştırmak, onu oraya yamamak istiyorsunuz ve ile ilgili maddesel konular haftanın bir numarası oluyor gerçekten. Bir de bir Aralık'ta yeni ay sizin 8. evinizde doğuyor. Şimdi 8. ev değişim dönüşüm evidir aynı zamanda yeni aile birlikte yaşanan e, farklılıklar var. Para bu kadar karışıklığın içinden yeni aile birlikte bir çıkış yolu arayabilirsiniz. Yeni aylar yeni başlangıçlardır. E, Merkür Retrosu'nda eskiden yaptığınız yarım kalmış ya da bir türlü tamamlamayan o olayları yeni ayla birlikte toparlamak zorundasınız sevgili boğalar. Evet eski bir işinize mi dönmek istiyorsunuz ya da oradaki kargaşanın altından biraz farklılık çıkmak istiyorsunuz. Enerjinizi farklı yönlere mi kaydırmak istiyorsunuz ama bir şeyler yapmak istiyorsunuz ki kendinizi ön plana çıkarın. Bu arada Venüs Boğa Burcu, Oğlak Burcu'nda çok güzel esintiler veriyor. Özellikle Boğa'nın Oğlak'taki Venüsü boğaya güzel bir enerji ama biraz ketumsunuz, ağzınız yabancı ülkelerden ya da o yollardan beklediğiniz haberler var, yaşlılarla ilgili sıkıntılarınız var, kurumsal işlerde birazcık düşünceleriniz var. Bu düşünceleri toparlayacaksınız ve biliyorsunuz tam kariyer evinizde kova var. Kova ne yapıyor orada sizi? Evet, Pliton'la tanıştırıyor. Evet hoş geldin Pliton diyoruz ve sevgili boğaların yeni hayatlarında, yeni kariyer evlerinde hoş geldin diyerek karşılıyoruz. Yeni başlangıçlar, çok ekstra başlangıçlar geliyor. Kafanızı çok iyi toparlayın sevgili boğalar. Şimdiye kadar denemediğiniz bir işle ilgili size proje teklifleri gelebilir veya çok istediğiniz, beğendiğiniz bir işin alternatifi sunulabilir. Evet yeniden tarih sizi yazıyor. İkinci hayatınız başlıyor diyoruz kariyer evinizde. Evet sevgili boğalar güzel bir hafta diyerek size evet hoşluklar dileyelim. Bakalım gelecek hafta neler yaşayacağız? İyi ki varsınız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya merhaba diyelim mi? 25 Kasım 1 Aralık. Artık kasımı da uğurladık gitti artık böyle birazcık Kasım'ı da uğurladıktan sonra 2025'e böyle hızlı hızlı yaklaşıyoruz ve tabii ki 7 Aralık'ta bir Mars retromuz başlıyor. Evet ikizler Jüpiter retromuz devam ediyor. Devam edecek. Bu arada karşı tevinizde Merkür. Merkür de çarşambadan sonra geri gitmeye başlayacak. iki tane geri giden gözü gezeyen ilginç bir şekilde hem kendinizi hem karşınızdaki insanı yargılıyorsunuz veya karşınızdaki kişilerle oturup böyle şapka çıkartıyorsunuz neyin nesi olduğuna. Evet hayatla ilgili ilişkilerle ilgili yeni bir konumun içindesiniz. Çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz ikizler son derece aktif, interaktif çalışan, çok zeki, hayata farklı bakan insanlar. Yayda bir o kadar özgürlüğüne düşkün ve özgürlüğüne söz getirmeyen insanlar. Şimdi bu iki tane gezegen. Yay bu arada kendi yöneticisine ikizler burcuna ödünç verdiği için karşı taraf üzerinde daha renkli, daha ışıltılı bir hava sergiliyor. Ama tabii ki bunu sergilerken kendi dikişlerini tutturamayabilir. Çünkü ikizlerin yöneticisi de Merkür çarşamba günü 7. evde tam böyle yayın üzerinde retro yaptığı için de birazcık böyle durum karışık gibi. Sorgulama sen dedim ben dedim bunu yaptım şunu yaptım. İkili ilişkilerde biraz saçma sapan dedikodular ve gereksiz konular dönebilir. Hatta eskiden kaynaklanan olayla tekrar tekrar ortaya çıkabilir. burada bir Aralık'ta yeni ay yay burcunda 9 derece doğuyor. Yay burcu özgürlüktür, eğlencedir, neşedir. Kendisiyle ilgili konulara farklı bakış açısı getiren bir durumdur. Şimdi durum böyle olunca sevgili ikizler ne yapıyorsunuz? Özellikle kendinize ve geçmişinize, geçmiş hayatınızdaki konuları biraz daha gündeme getiriyorsunuz. Yeni Ay diyor ki, artık eskinizdeki, eski içinizdeki o tortuları bırakın gitsin. Kendinize bakın diyor. Tabii ki bunu yaparken de biraz sizi yoruyor. Bu arada Kova burcunda yeni artık peliton Peton yeni bir çağ getiriyor. Bitti. Eski çağ bitti sevgili ikizler. Hipetonla birlikte tanışıyorsunuz ve dokuzuncu eviniz. Siz birden ruhani oluyorsunuz. Kimsenin bilmediği duygular size geliyor. Her şey farklı bir şekilde sizin enerjinize dönüştürüyor. Bir şeyler sizi öyle, öyle bir bölüme getirecek ki siz de şaşıracaksınız. Nereden, nereye geldik diye. O yüzden sevgili ikizlerin ruhani tarafı, yarım kalan eğitimleri, akademik kariyerleri üst düzey işleri hepsi ortaya çıkıyor bu Pliton sizin geçmiş hayatındaki bu Jüpiter ve yeni ay ve Merkür retrosuyla öyle bir değişim sunuyor ki siz de kendi kendinize oklarınızı çevirip nereden nereye geldim? nereye gideceğim, daha neler yapmam gerekiyor gibi hayatla ilgili içsel bir alışverişe, ruhsal bir alışveriş içine giriyorsunuz. Çünkü Pliton 9. evde bilginizi arttıracak. Şimdiye kadar aklınıza gelmeyen bilgi sinyalleri beyninizdeki nöronlara böyle bir etki getirecek. Hani sizin vardır ya, Geçmişte takıldığınız konular, artık o konulara takılmayacaksınız. Son bir dönemden geçiyorsunuz ikizler. Enerjiniz <laughs> çok güzel. Sadece yapmanız gereken bir şey relax ve sabır. Bu arada biraz sabırlı olarak hayatı geçiştirmeye çalışın haftayı. <laughs> Özellikle de kendinize iyi bakın. Özellikle ikizlerin bu hafta çok ilginç sıra dışı günlerinden biri diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Tabii ki siz yengeçler diyerek. Bakalım yengeçleri bu hafta neler bekliyor. 25 Kasım 1 Aralık. Evet Kasım ayında bitirdik. Bitti bitti gitti gidiyor. Fakat hemen onun ardından gümbür gümbür bir Aralık ayı geliyor. İlginç bir Aralık ayı gelecek. Çünkü Mars retrosu ile Merkür retrosu birbirine çakışarak gidiyor. Gerçekten çok ilginç. Ama biz bu son haftayı nasıl uğurlayacağız? Nasıl göndereceğiz? Bu hafta neler yaşayacağız? Neleri yapmamız, neleri yapmamamız ve hangi konuda tarzımızı ve gardımızı almamız Konusunda ipuçlarını kendimize vereceğiz Evet ve tabii ki bu konuyu birazcık irdeleyeceğiz Sevgili yengeçler Öncelikle biliyorsunuz sizi yöneten gezegen ay Pazar günü yeni ay yay burcunda doğuyor Baktığımız zaman haritanın ateş ve hava enerjileri çok fazla çalışıyor Baktım 12. eviniz çalışıyor 6. eviniz çalışıyor 8. eviniz çalışıyor Aynı zamanda finans eviniz, para eviniz. Burada hep retrolar var. Evet, yengeçlerin para evinde ikizlerde bir Jüpiter retrosu var. İkizlerin yöneticisi Merkür Yay burcunda çarşamba günü 8. evde retroya başlıyor. İkizlerin yayın yöneticisi zaten ikizlerde retrodaydı. Şimdi birbirlerini karıştır karşılaştırma ama retrolarda iki tarafta geriye gider. Parasal konular, verilmiş sözler, yapılmamış konular, eksik kalan konular, ödenmemiş paralar, ufukta ya da gelecekte olabilecek borçlar, bütün bunların ince hesapları hepsi ortaya dökülüyor sevgili yengeçler. Tabii ki bunlar sizin için zor. Para. Çünkü 12. ev ve 6. ev çalışma hayatınız ve günlük hayatınız. E tabi bunun yanı sıra para evinizde de aslan var. Aslan ne yapıyor? Mars size para harcatıyor. E, o kadar çok para harcamayı da seven insanlar değilsiniz. Sonuç olarak e, biriktirmeyi, güven ilişkilerini çok seviyorsunuz. Peki o zaman ne yapacaksınız sevgili yengeçler? Parasal konuları şöyle masaya döküp, kendi evraklarınızı, yani hesap makinalarınızı, oturun bakalım kime ne vermişsiniz, çalıştığınız hayatta neler yapıyorsunuz. Çünkü 8. ev dediğimiz kovada artık pliton var. İlişkiler evinden çıktı 8. Ev, sizin tamamen beyinsel fonksiyonlarınızı ve bilinçaltınızı değiştiriyor. Paraya bakış açınız değişiyor, ilişkilerde kazandığınız, aldığınız, alamadığınız paralar hepsi değişiyor ve yatırımlarla ilgili konulara daha çok ilgi göstermek zorundasınız sevgili yengeçler. Yani sonuç olarak baktığımız zaman yeni ay, yeni ufuklar, yeni döngü, yeni iş hayatı günlük hayatınızı tazeleme ve eski anılarınızı silme ve çalıştığınız alanlardaki insanlarla ilgili kurgularınızı düzeltme ve tabii ki 6. Ev ve 8. ev kurgusu çok güzel olduğu için kendinize hodri meydan diyorsunuz. Kazandığım parayı istediğim gibi harca, istediğim gibi yatırım yaparım. Hiç kimseye de çok fazla taviz vermem diyerek haftaya giriyorsunuz. Vermemeye devam edin. Ama o yeni hayatınızdaki parasal değerleri de lütfen ilgi gösterin diyoruz. sevgili yengeçler. Evet güzel bir hafta sizin olsun ama gerçekten çok ilginç bir hafta sizi seviyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yepyeni bir haftanın içine giriyoruz. Sevgili aslanlar diyeceğiz tabii ki. Yükselen Burcu kendi Burcu aslan olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Klasik cümlemizle birlikte haftaya merhaba diyelim. Evet 25 Kasım ilginç bir biliyorsunuz 24 Kasım öğretmenler günüydü. Geçtiğimiz hafta zaten kutladık. Öğretmenler günü herkesin kutlu olsun. Bizim için çok önemli varlıklar, önemli insanlar, önemli ışık. Evet dünyanın en güzel ışıkları, en güzel varlıkları, en güzel insanları öğretmenler diyoruz. Ve sevgili aslanlar bu hafta size baktığımız zaman ateş ve hava enerjilerinizde bir yükselme var. Çünkü siz bir ateş enerjisi olarak Mars koçun yöneticisi Mars sizde hareket ettiği için biraz liderlik ve ön planda olmanız sizi biraz farklı kılıyor. Kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili, yenilenmeyle ilgili ilginç bir dönemden geçiyorsunuz sevgili aslanlar. Evet gücünüzün farkındasınız. Biraz öfkelisiniz galiba. Bir de 20 Kasım'da Pliton karşıtı evinize geçince karşılıklı güç kuvvet ve biraz böyle denge savaşları veriyorsunuz. Ben haklıyım, sen haklısın, sen haklısın, ben haklıyım. Cümleleri sürekli ikili ikili ve ilişkiler konusunda yer değiştirerek güç dengesini değiştirmeye çalışıyorsunuz. İhssel bir savaşınız var. Yerginsiniz bu hafta özellikle. Yeni ilişkilere, yeni olaya, yeni gündeme alışmaya çalışacaksınız. Çünkü yeni girmiş bir plüton var 7 evinizde. İlişkilerinize sıfır kilometreden yeni bir denge ve yeni bir e, süreç getirecek. Bu büyük bir süreç. Yani 20 yıl kadar kalacak. Çok büyük bir yıl. Tabii ki biz 18 yıl diyoruz ama retrolarıyla birlikte 20 yılı bulacak. O yüzden sevgili aslanlar artık ilişkiler konusunda enerjinizi şöyle güçlü tutun bakalım. Hazır mıyız yeni bir aya, yeni bir yıla? yeni bir döneme, yeni yıllara. Evet bu arada baktığımız zaman ikizler Burcu'nda 11. evinizde Jüpiter Retrosu var. Tam karşıt evinizde Merkür var. Merkür'de de çarşamba günü Merkür Retrosu başlıyor. Jüpiter Retrosu'nu karşılıyor ve bir o kadar da bir Aralık'ta yeni ay Yay Burcu'nda. Yani çalsın sazlar, oynasın kızlar. Ne yapacağız peki sevgili arkadaşlar, sevgili aslanlar? Plüton sizi yoracak belli. Ama bu hafta ikizlerdeki Jüpiter retrosuyla yay burcundaki Merkür retrosu ve aynı zamanda yeni ay biraz sizi böyle farklı bir formasyona aktaracak ya da akıtacak. Biliyorsunuz Hava ve ateş enerjileri birbirleriyle muhteşem bir şekilde senkron oluştururlar. Bu senkronu artık siz güzel bir şekilde karşınıza yansıtacaksınız. İlişkiniz değişiyor. Hayata bakış açınız değişiyor. Çalışma hayatınız değişiyor. İş hayatınızdaki orijinal insanlar, hani geçmişte böyle es geçtiğiniz insanlar tekrar karşınıza çıkıyor. Enerjinizle ilgili bir farklı oluşumlar söz konusu. Evet bu arada... Eski tanış, tanışıklıklar vardır ya çok eski arkadaşlıklar, dostluklar unutulmuş. Hatta bu ara retro dizilerde tekrar gündeme gelecek. Bazı diziler dönem filmleri çekmeye başladılar. Yani nereden bakarsak sevgili aslanlar çünkü aslanlar sanat insanlarıdır, coşkulu insanlardır. Sahne sizin diyoruz. Bu hafta en güzel şeylerin yeni başlangıçları olabilir gerek ilişkiler konusunda gerek aşk ve iş konusunda yepyeni imzalar içinde olabilirsiniz ama aman rölantide kalın dikkatli olun çünkü Merkür retroları gerçekten insanı şaşırtıyor. Geçmişe baktığınız zaman daha çok böyle ahlarınız vahlarınız oluşuyor ama hızlı hareket ettiğiniz zaman da daha sonra retro bittikten sonra pişmanlıklarınız başlıyor. O yüzden sevgili aslanlar bu hafta relax 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 diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili başaklar. Yepyeni bir hafta diyerek klasik cümlemizi söyleyerek videolarımızın hemen açıklamasına başlayalım. Yeni bir hafta. Bu havada neler var bu hafta? Evet, evet Plüton biliyorsunuz 20 Kasım'da Kova burcuna geçti. Baktığımız zaman Kova burcu sizin çalışma evinizde. Çalışma ile ilgili ee, yaşam şeklinizle ilgili yaşama bakış açınızla ilgili tamamen bir değişim yapmak zorundasınız. Yani beyninizi, çevrenizi, kodlamalarınızı değiştirmek zorundasınız. Şimdi biliyorsunuz sevgili Başaklar Mars 12. evinizde, Aslan burcunda. Böyle bir karışıklık var kafanızda. Yani enerjiniz bir yükseliyor, bir geriliyor. Çünkü Mars sizi birazcık yoruyor. Hatta 7 Aralık'ta retroya girdiğimiz zaman daha da yoracak. Daha biraz kafanızı zorlayacak. Ama sevgili başaklar, biliyorsunuz Jüpiter ve aynı zamanda yayla ikizler arasında çok güzel 10. ve 4. evinizde güzel bir senkron var. Fakat iki tarafta da bir retro var. Evet, ayın e, Çarşamba günü Merkür retrosu başlıyor Yay burcunda. E, zaten Jüpiter retrosu da devam ediyordu kariyer evinizde. Ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Kariyerinizde aile arasındaki gizemli durumları çözmek zorundasınız ya da donuk durumları, hani böyle katkık, katılmış durumları yeniden çözmek zorundasınız. Tabii ki bunu yaparken ne yapacaksınız sevgili? Başaklar, aile konularını gündeme getireceksiniz. Birinci gündeminiz aile konusu olacak. İkinci gündeminiz 10. evinizdeki kariyer konumunuzda olacak. E bu kariyer konumunuza çalışma evinizde dahil olunca Pliton'dan dolayı yaşama farklı bir pencereden bakmak için önünüzde çok güzel bir zaman dilimi var. Evet bu hafta geçmişle gelecek arasındaki yolculuğunuzu iyi kullanmak zorundasınız sevgili başaklar. Çünkü sizi yöneten Merkür. Merkür yay burcunda retroya başlıyor ve aynı zamanda üzerinden bir yeni ay doğuyor. Hani şöyle oturup kendinizi dinginleştirip geçmiş gelecek olması gereken olmaması gereken kayıp zamanlar, gelecek zamanlar. Evet farklı bir şekilde bakmak lazım. Zaten Vedik astrolojileri de geçmiş ve gelecek arasındaki sürekli o köprüleri kurar. Sizi duygusal yolculuğa çıkarır. Batı astrolojisi gelecekle ilgili nokta atışlar yapar ya da öngörüler sunar. O yüzden bizim hayatımızda ruhsal yolculuğumuz çok çok önemlidir. O yüzden sevgili Başakların gerçek bir anlamda ruhsal yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk onları yaşam planları, projeleri, hatta hayatın içinde kimlerle karşılaştılar, kimi yapamadılar, hangi konuları çözemediler. Bütün bunlar onların gündem konuları. Evet bunları yaparken kariyer tabii ki çok önemli. Ama Oğlak'taki Venüs'ten de çok güzel etki alıyorsunuz. Uranüs Boğa'dan da güzel bir etki alıyorsunuz. Özellikle 5. ev ve 11. 9. eviniz çok güzel çalışıyor. Başka ülkeler, başka şehirler, orada takıldığınız konular, kendinizi yenilemeniz hepsi söz konusu sevgili başaklar. Evet haftayı özetlersek kariyer ve aile içindeki sorunlar sizi tekrar geçmişe götürecek. Belki de eski planlarınızı düşüneceksiniz. Aşkla ilgili daha ketum, daha kararlı zamanlarınız olabilir. Uranüs Retrosu, Venüs Oğlak sizi biraz aşka ve kurumsal insanlara, otoriter figürlere biraz da yaşlılarla ilgili konulara dikkat etmenizi gösteriyor. Sevginiz ve ev hayvanlarıyla ilgili ilişkileriniz biraz daha farklılaşıyor. Eğer şimdiye kadar herhangi bir hayvan beslemiyorsanız hayvan alma ya da evinizde o evcil hayvanlara yer vermek isteyebilirsiniz diyoruz. Sevgili Başaklar değişik bir hafta. Sonuçlarını daha sonra ileride göreceğiz. İyi ki varsınız. Siz seviyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler diyerek şöyle bir 6. burcumuza geçelim. Bakalım bu burcumuzda neler oluyor. Evet sevgili teraziler. Öncelikle bakalım 25 Kasım 1 Aralık. İlginç bir hafta. Bir kere 20 Kasım'da kova kova'ya geçen Piriton'da güzel etki alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir etki. Bir de Jüpiter zaten sizi İkizler Burcu'nda desteklemeye devam ediyor. Yay Yaydaki Merkür'den de Biraz retro olsa bile size olumlu şeyler getiriyor. Yani sevgili terazilerin bu konuda hiçbir problemleri yok. Bu arada biliyorsunuz Satürn balık burcunda retrodan kurtulmuştu. Artık bu konuda daha akıllıca kararlar vereceksiniz. Sağlığınızla ilgili konulara bir son noktayı koyacaksınız. İyileştirici özelliklerini, Satürnün bitirme özelliklerini Evet çok uzun süreler rahatsızlıkları ilgili konularda sizi çok yordu uzun bir satürn dönemleri geçirdi. Özellikle yay burcunda geçtiği zaman satürn Başladı. 2009 senesinden beri Satürn etkisindesiniz. İşte bu Satürn dönemleri sizi yora, yora, yora çünkü Yay burcundaki Satürn'e de kare açı yapıyordunuz. Bu kare açılar her zaman için zorlayıcı etkiler yapar. Siz de biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. O yüzden e, Terazi'lerin dengelerini koruma konusunda epey bir efor sarf ettiler. Ama değdi sevgili Terazi'ler. Burada e, Merkür Yay burcunda Çarşamba'dan sonra Retro yapmaya başlıyor ve yeni aile birlikte yeni bir iş teklifi ya da yeni oluşumlar, yeni görüşmeler bunlar e, retro yani eski çevrelerde oluşabilecek yeni oluşum. Evet siz çok böyle eski arkadaşlarınızla, grup arkadaşlarınızla karşılaştığınız alanlarda e, hadi bakalım eskiden bu işi yapıyorduk çok iyi oldu yeniden yapalım diyebileceğiniz alanlarda kendinizi tekrar baş gösterebilirsiniz. Bu arada Jüpiter... 9. evinizde retroda evet Jüpiter yayın gezegeni ikizlerin gezegeni de Merkür birbirinize ters bir şekilde retrolarla karşılıyorsunuz bir şey bazı olumsuzluklar size iyi gelecek bazı olumsuzlukları olumlu taraflarınız kapatacak yani birbirinizi yamayabileceğiniz değiştirebileceğiniz zamanlama içindesiniz sevgili teraziler. Tabii ki bunları yaparken birazcık üzülebilirsiniz. Çünkü aynı zamanda Venüs Oğlak Burcu'nda sizi birazcık yoruyor. Aile ilgili konularla daha çok ilgileniyorsunuz. Ama Boğa Burcu'ndaki Uranüs Retrosu da sizin çalışma ve parasal konularınızla ilgili döngülerinizi değiştirebiliyor. Evet sevgili terazilerin her şeyi farklı bir şekilde ilerliyor. Yapmanız veya yapmamanız konusunda evren size çok güzel mesajlar verecek. Bu mesajları doğru bir şekilde değerlendirmeye devam edin. Bu arada Satürn'den güzel etki almaya başlıyorsunuz. Donuk olmuş, donmuş olmuş ve kalıplaşmış konular kırılarak karşınıza çıkıyor. Ve Venüs'ün, Oğlak'taki Venüs'te Boğa'daki Uranüs çok güzel bir açı yapıyor. Çünkü Boğa'nın yöneticisi Oğlak'ta kalıcı işler, katı işler, ketum işler biraz daha kararlı olmanız gereken konuları gündeme getiriyor. Kafanız çok karışık biliyoruz. Ama iş konusunda, sağlık konusunda eski aksilikler biraz daha düz yola çıkıyor. Şu Merkür Retro döneminizi atlatabilirsiniz daha iyi olacak. Çünkü aynı zamanda Aslan Burcu'ndaki Mars sizi çevrenizde çok cazip kılıyor. İnsanlar sizi biraz yoruyor. Eskiden denenmiş dostlukları denememeniz konusunda ihtarlar da veriyor. Ama siz bunu bazen anlamayabiliyorsunuz. Yenilikler konusunda yeni oluşumlar içinde coşkulu bir performans içindesiniz. Haftaya genel olarak baktığımız zaman insan ilişkilerinizdeki o düzensiz ilişkileri düzeltmeye çalışmaktansa kendi halinde bırakmanızda fayda var diyoruz. Evet sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir burç yine yepyeni bir hafta. Sevgili Akrepler diyoruz. Ne yapıyoruz Akrepleri? Seviyoruz. Ya biz Akrepleri çok seviyoruz. Seven yani sevmeyeni olabilir. Ama muhteşem bir burç Akrep. Yeter ki dilini, formasyonunu ve onun beyin analizini doğru yapın. O yüzden o yüzden keşke ben de Akrep olsaydım diyebilirsiniz. Ve sevgili Akrepler, öncelikle sizi kutlamamız gerekiyor mu? Bilemiyoruz. Çünkü aynı zamanda Plüton artık kova burcu da tam bir tam tam 20 yıl kalacak. 20 yıl ne demek sevgili arkadaşlar biliyor musunuz? Ya koca bir ömür demek. Yani hayatın şekli değişecek, düşüncesi değişecek, hayat formasyonu değişecek. Akreplerin tamamen dördüncü ev aile yuva ailede yaşanan her şey bitecek, her şey şekil değiştirecek. Peki bu onlara iyi gelecek mi? E yerine göre. Bazen çok büyük beklentiler içinde olan sevgili akrepler kariyeri, evi, ev değiştirme, kariyer atlama, sınıf atlama, kariyerinde yükselme bunlar birazcık coşturacak onları ama aynı zamanda da yüceltecek. Tepede çünkü aslan var. Evet şu ara bu hafta biraz aslan keyifsizliği var. Aşağı yukarı şöyle baktığımız zaman Nisan'a kadar bir bu retrolar retrolar derken aslan retrosu bittiği zaman rahatlayacağız aslında. 25 Şubat'tan sonra daha rahatız. Ama şu anda baktığımız zaman, baktığımız zaman çünkü Aslan 7 Aralık'la 7 Ocak arası retro yapacak aslan. Baktığımız zaman kariyer evinizde bazı düzensizlikler ve karışıklıklar var. Onları yeniden düzenlemeye çalışın. Pliton size yepyeni bir kapı açtı. Bu kapıdan içeriye muhteşem bir şekilde göreceksiniz. Sizi e, bu konuda kutlayacağız. Ve tabii ki parasal konular, dengeler değişiyor. Paralarla ilgili konu değişimler. Bazı paralar, bazı değişimler sizi biraz yorabilir, değiştirebilir ama ne olursa olsun Sevgili akrepler hayatın içinde parasal dengeleriniz, ev içi dengeleriniz, düşünceleriniz, fabrika ayarlarınız hepsi değişiyor. Evet sevgili akrepler yay burcunda biliyorsunuz merkür var. Merkür çarşambadan sonra retro yapıyor sizin para evinizde. Ve aynı zamanda bir aralıkta yani pazar günü orada da bir yeni ay doğuyor. Merkür retrosu ve yeni ay ilginç. Bir tarafta geriye gidiyorsunuz diğer tarafta yeni fikirler. Eğer o fikirlerinizi hayata geçirmek istiyorsanız Merkür retrosunu biraz daha düşünceli bir şekilde kullanın. Hemen böyle hızlıca atlamayın. Tam karşı evinizde de Jüpiter retrosu var. Para gezegeniniz yani yayın yöneticisi karşıt 8. evde retro yapıyor. Şimdi tabii ki Merkür retrosu ve Jüpiter retrosu ne zaman karşı karşıya geldiği zaman kafa karıştırıyor. İki tarafta da böyle bir karmaşık puslu hava gibi bir şey var. Parayı bekliyorsunuz, gelmiyor para. Siz birinden borç alıyorsunuz, ödeyemiyorsunuz. Bunun gibi sol konular. Fakat yeni ayla birlikte biraz zihniniz daha çok berraklaşabilir. Paranızla ilgili yeni alternatifler arayabilirsiniz. Evet, sevgili Akreplerin böyle garip bir döngüleri var. Tam karşı devlerinde Boğa'da da Uranüs retrosu var. Artık yani yemedi, yeninde yanında yat. Çünkü bu Uranüs'ü 7. evde sizi birazcık sıkıştırıyor sevgili akrepler ama Venüs'ten güzel bir etki alıyorsunuz. Kaçırdığınız yine eski fırsatlar, eski iş konumları yeniden e, paraya ya da işe dönüşebilir. Ama dediğim gibi para kazanma retrolarınız, iş retrolarınız hep retroda gittiği için o eski istediğiniz havayı bulamayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun... Bunlar geçici zamanlar. 2025 senesinin Haziran ayı size çok iyi yarayacağı için hadi bakalım şimdiden, şimdiden dişinizi sıkın diyoruz. Hayat güzel gelecek size merak etmeyin diyoruz. Ve siz sevgili akrepler sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Merhaba sevgili yaylar. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi yay olanlar. Evet yayları seviyoruz. Enerjik insanlar. Birazcık havadarlar. Böyle bir uça, uçar kaçan insanlar. Ama genelde iyi niyetliler, cömertler. Paylaşımcılığı çok iyidir. Sevecenler. İnsanlara gereğinden fazla değer verirler. Birazcık ...hayvanlarla ilgili ilişkileri daha güzeldir. Yani onlara daha çok yakın hissederler kendilerini. Her yayın evinde bir tane ya kedisi ya köpeği vardır zaten. Evcil insanlardır, sevecen insanlardır, doğaya tutkun insanlardır. Şimdi bütün bunları niye söyledik sevgili yaylar? Biliyorsunuz Merkür sizin evinizde, sizin burcunuzda... ...çarşamba günden itibaren retroya başlıyor... İşte eyvah yaylar diyoruz. Bu retron altından nasıl kalkacaksınız? Tam karşıt evinizde çünkü Jüpiter var ikizler burcunda. Zaten her yayda bir ikizler, her ikizlerde bir yay özelliği vardır. Akslarıdır onlar. Akslar birbirleriyle muhteşem bir şekilde enerji verirler. Şimdi yayın yöneticisi onu lanse eden onun gezegeni Jüpiter tam karşıda ikizlerde. İkizlerin yöneticisi onu ikizleri lanse eden, onları yani onların etkisinde olan gezegende yay burcunda. Şimdi karşılıklı bir çatışma ve çarpışma ya da birbirini anlamamaya anlayamama uç noktalarda böyle değişik bir hava akımı var. E şimdi yay burcunda da pazar günü bir Aralık'ta yeni ay doğuyor. alsana güzel bir konu. Evet yayın yenilikler, yeni olaylar, yeni duygusallık, yenilik söz konusu bazı konuları çözümlemek zorundalar Merkür retrosun üzerinde yeni ay doğduğu zaman Çünkü Merkür yeni ay'ın yeni ay Merkür'ün kalbinde ne oluyor orada bir karışıklık bir problem bir sorun ama bu problemleri çözecek inanılmaz bir zekice çok farklı bir interaktif beyinde var O yüzden sevgili aylar bu konuda oldukça şanslısınız hiç merak etmeyin ikili ilişkilerinizi çözeceksiniz ve aynı zamanda para evinizdeki pliton 20 Kasım'da çıktı kova'ya geçti kova sizi çevresel ilişkilerinizde çok derinleştirdi. Artık eski yayları görmeyeceğiz. Hani bakarlar ya bakar bakması insanın ne olduğunu anlarlar. Görüştüğü insanların iç yapılarını çok rahat görmeye başlayacaklar. Yani yayların bu yetenekleri öylesine bir arttı ki kendileri bile bu yetenek karşısında şaşırmış durumda. Hani vardır ya içime bir şey doluyor oluyor. Oluyor. Tam bir şey, birinin ismini söylüyorum kapı çalınıyor. Tam bir şey birisiyle ilgili bir şey anlatacağım. Telefon çalıyor o kişi arıyor. İşte bunu yaylarda daha çok göreceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü Plitonları iletişim evinde onları daha da derinleştiriyor. Ve bu arada çalışma hayatlarında Uranüs Retrosu var. Eski grup işleri, eski böyle farklı işleri yeniden karşılarına yenilenmiş bir paketle gelecek. Onları da bir düşünsünler bakalım. Akribin yöneticisi aynı zamanda Mars çünkü Pliton hem akribi hem, hem koçu yönetiyor Mars. Ama Pliton sadece akrebi yönetiyor. O da artık kovada. Evet Mars birazcık zorlayacak sevgili yayları. Biraz kafalarını düşündürsün bakalım. Özellikle çevresel ilişkilerine çok dikkat etsinler. Ağızlarından hiçbir şekilde e, olumsuz bir cümle çıkarmasınlar. Biraz olayın akışında kalsınlar diyoruz. Sevgili yaylar, siz seviyoruz, iyi ki varsınız, siz, siz hayat olmaz diyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili oğlaklar. Nasılız bakalım bu hafta? Evet keyfimiz nasıl? pilitonu artık gönderdik. Rahatız. piliton 2008 senesinden beri sizdeydi. Evet bir ara böyle yazın bir kovaya gitti geldi ama sonra tekrar size geldi. Sizi çok özlemişti. Ama artık kurtuluyorsunuz. 20 sene yok artık. 20 sene sonra yıllar sonra tekrar o olağa gelecek. Düşünün. E, bir burçta 18, 16, 14, 20 sene kalıyor. Bunları 12 burçta çarpın ne yıl yeter ne ömür yeter. O yüzden oğlaklar artık sıkıntıdan kurtuldu rahatladı ama Pliton para evinize geçti. Para konusunda biraz daha şekil değiştirseniz ne olur? Kendinizi yoktan var edeceksiniz. Hani böyle çok eskiden çok eskiden çalıştığınız ve size para kazandıramayan ya da paranızı istediğiniz gibi böyle değiştiremediğiniz alanlar vardı ya artık onları bir değiştirin. 12. evinizde aynı zamanda Merkür, Perşembeden sonra retroya başlıyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Retro nasıl? Retro 12. evde eski konulara düşünüyorsunuz, takılıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, yeter artık diyorsunuz ama olayları da çözüyorsunuz. Ve tabii ki 6. evinizde Jüpiter bu konuda size büyük bir şans veriyor. Eskiden beri kuşattığınız konular vardır. Yani ya, çok eskiler bir türlü çözemediğiniz işte onları da Jüpiter Retrosu tekrar karşınıza çıkarıyor. Ve yılın ilk 6 ayı 2025-6 ayı özellikle 5 Şubat'tan sonra hayatınız çok daha iyi olacak. Çalışma hayatınızla ilgili, ruhani tarafınız. Hani aklınıza gelmeyen aklınıza geliyor, düşünemediğiniz konular tekrar karşınıza çıkıyor. Çözülmemiş konuları çözmeye başlıyorsunuz. Kendi içinizi okuyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu arada biliyorsunuz Venüs sizin burcunuzda ışıltılısınız, güzelsiniz, havalısınız, eğlencelisiniz. Bir çevrenize ışık satıyor, ışık saçıyorsunuz ve tabii ki balıktaki de artık ileri hareket ediyor. Neptün'ün geri kalan hayallerini yapıyor, yerine getiriyor. Boğa burcundaki Uranüs sizi coşturuyor. Aynı zamanda eski ve yeni kişiler arasında enerjiniz çok çok yükseliyor. Mars Aslan'da birazcık yoruyor sizi. Her söylenen söze, her emre, her konuya fazla bulaşmamaya çalışırsanız iyi olur. Çünkü siz fazla bulaşılmış konulardan sıkılıyorsunuz özellikle. Aile içi konular çok çok önemli. Onlara dikkat edin. Ailenizin büyükleriyle, çevrenizdeki insanlarla biraz daha Değişik bir şekilde ilişkilerinizi yön değiştirerek kullanın. İkili ilişkilerde çok akıllısınız. Çevrenizdeki insanları iyi kolluyorsunuz. Bu arada Pliton Kova burcunda size bayağı bir rahatlık ve değişim veriyor. Borçlarınızı ödemeye çalışın çünkü evet bir Mars Aslan'da size bir takım ödemediğiniz borçlarla ilgili faturalar tak 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 bu hafta gelebilir diyoruz. Evet sizi seviyoruz sevgili oğlaklar. Yani size iyi bakın. Aslında iyi bakıyorsunuz. Çok zekisiniz ama bu haftayı biraz relaxta kalın diyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni yine bir hafta yükselen kovalar diyelim mi? Tabii ki kendi kovalarımız, tabii ki Ay burcu kova olanlar hepimiz için geçerli bu ama neticede olaylar, güncel konular, haftalık yorumlar yükselen burçlara göre yazılıp okunduğu zaman çok daha iyi sonuç verebiliyor. O yüzden devamlı bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Her videomuzun başında. Ara sıra unuttuğum oluyor ama her hafta hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve sevgili kovalar, hoş geldin Pliton diyelim size. Pliton gerçekten hayatınızı yerden yere vuracak ya da size çok güzel, umarsız enginleri ve güzel şeyleri yaratacak bir gezegen. Her şeyi yıkıp yıkıyor, yeniden yapıyor. Kolay değil tabii ki bu kadar olaylar. Yakılıp yıkılması, yeniden kurulması, enerjinin değişmesi. Evet alışkanlıklarımızı yok edecek. Her şeyimizi değiştirecek. Alıştığımız şeyler belki de elimizden kayacak. Belki de hayatımızın en güzel e, şeyleri, e, tesadüfleri en güzel bize e, bolluklar, bereketler. Evet. Tabii ki Jüpiter retrosu ile Jüpiter birlikte uyum sağladığı yılları çok iyi kollamamız gerekiyor. Bu sene iyi gidiyor. İlk altı ay kovanın Jüpiter ile çok güzel bir açısı olduğu için kovalara güzel şeyler verecek. Bu arada sevgili kovalar özellikle bilinçaltınızda Venüs var. Venüs sizi böyle gizli duygular, gizli ilişkilere bu hafta çok fazla götürebilir. Dikkatli olun. Bu arada 11. eviniz. Evet Merkür. Merkür çarşamba günü retro yapıyor. Bu retroda neler kazanırsınız, neler yapmazsınız? Bu retroda kaybettiğiniz fırsatlarla nasıl karşılaşırsınız? Bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar. Bunları lütfen iyi bir şekilde organize edin. Ve tabii ki tam 5. evinizde ikizler Burcu. ikizler Burcu'nda Jüpiter Retrosu var. Jüpiter Retrosu ile birlikte karşınızdaki Merkür Retrosu ve Yay Burcu'ndaki yeni ay. Her şey karma orman sevgili kovalar ama bu karmaşıklığın sizi kazandırdığı kazanımlar çok güzel artık gelmiş ve geçmiş gelecekle gel gelemeyecek olan olayları çok iyi daha görmeye başlayacaksınız. İçinizdeki o farklı lambalar, ışıklar yanacak ve tabii tam 7. evinizde Aslan Burcu'nda bir e, Mars var. Evet, ilişkilerde biraz karmaşa yaşıyorsunuz ama o enerjiniz o kadar güzel çevrenize yansıyor ki o yansıttığınız enerji kavgayla başlayıp sonuç çok güzel bir şekilde olumlama ile iyi gelebiliyor. Mars'ın güzel etkisi, Jüpiter'in güzel etkisi, retro Jüpiter'in, retro Merkür'ün güzel etkisi ve kendi evinizdeki Pliton'la güzel çalışıyor. Ateş ve hava enerjisi alev alev yandığı için biraz dikkatli olun. Sadece ve sadece Venüs'ün 12. evinizde biraz sert açı yapması ve boğanın da aynı zamanda e, Uranüs'te evle ilgili konuları tekrar ele almanız ve evde yaşanacak olan sürprizlere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Hiç ummadığınız ve aklınıza gelmeyen bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Venüs 12. evde gizli duygulara dikkat diyoruz ve siz sevgili kovalarımıza çok ilginç bir hafta. Hani yaşayıp da göreceğimiz bir haftayı karşılıyoruz. Aman dikkat olun. Erika yolunu siz çok seviyoruz. Merhaba sevgili balıklar. Yükselen burcu, ay burcu ve kendi balık olanlar Evet haftanın son burcu. Daha doğrusu videolarımızın son burcu. Evet balıklar hep en sona kaldıkları için derler ya işte en sona kaldı bize çok az şey anlatıyorsunuz. Hayır anlatmıyoruz. Aslında en sonu çok fazla daha fazla tutuyorum ben. Biraz daha süresini uzatabiliyorum. Evet balıklar Satürn disiplin gezegeni artık ileri hareket ediyor. Ne yaptınız? Hayatınızı Satürn retrosunda yeniden gözden geçirdiniz mi? Hani düşündünüz mü? Bu olsun mu olmasın mı? Bunu yapsaydım, yapmasaydım. Bazı konular benim için önemli miydi? Neydi? Bütün bunlar böyle aklınızdan geçti mi? Neptün hala retroda unutmayın bakın. Eski unuttuğunuz hayallerinizi artık Satürn hayata geçiriyor. Bu hafta aile ve yuva evinizde ve kariyerinizle ilgili ilginç bir tablo var. Tepe evinizde yay burcunda özellikle ne var? Yay burcunda bir e, Merkür var. Çarşamba günü Merkür retroya giriyor. O olmuyor, yetişmiyormuş gibi. Pazar günü bir Aralık'ta da yeni ay doğuyor. Yeni ay Merkür retrosu. Çok ilginç bir e, karşılaşma. Şimdi Merkür retrosunda biraz işlerimiz duraksar. Ama yeni ayla birlikte şöyle diyeceğiz: Evet, bu işler olmadı. Buna bir e, çarpı koyayım. Ben yeni bir iş kariyeri içinde bu yeni gelen teklifi kabul edeyim. Bu gelebilir aklınıza veya aile içinde bir sıkıntınız var. Oldu, olmadı, yapabileceksiniz, yapamayacaksınız. Bütün bunlar sizin kafanıza karışabilir. Bütün bunları düzeltmeniz için yenilikler yapmanız gerekiyor. Bu yenilikler de sizi yeni olaylara götürüyor. Tam e, tabii ki Satürn retrosuyla Jüpiter retrosu Satürn retro bitti de Satürn ile Jüpiter retrosu ve Merkür retrosu 90 derece açı yaptığı için kendinizi anlatma konusunda biraz zorlanabilirsiniz sevgili balıklar. Hani daha cesur olun. Retrolar ayağınıza taş koyuyor. Bu retrolarda kendinizi dinlemeniz, adım adım ilerlemeniz, enerjinizi doğru bir şekilde kullanmanızda fayda var diyoruz. Bu arada Evet boğadaki e, özellikle Uranüs'ten çok güzel etki alıyorsunuz. Eski dostlarınızı eski ilişkilerinizi daha sağlam bir şekilde aratarak ve çevrenizi yanıltarak çünkü sizden beklenmedik bir şekilde ilişkilerinize sahip çıkıyorsunuz. Evet sevgili balıklarımızın ilginç bir haftası gerçekten çok ilginç bir hafta ama ne yaparsanız yapın e, olumlama yaparak haftayı sakin geçirmeye çalışın. Çünkü kare açınız çok fazla. İkizler, yay ve balık kareleri var. Bu birazcık hep sizi yoruyor tabii ki. Ama bunun haricinde çalışma hayatınıza yeni bir versiyon sunmak için planlarınızı doğru yapın. Ve birazcık sakin kalmaya çalışın. Sakinlik hele bu hafta sakinlik sizin için çok önemli diyoruz sevgili balıklar. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.